İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Uruguay ve Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım. Van'daki Ahtamar Adası'na içme suyu sağlanacak. Suriye ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı mayın temizleme konusunda ortak çalışma yapmayı kabul ettiler. İran ve Birleşmiş Milletler'in arabulucular görüşmesi Dışişleri Bakanları düzeyinde Viyana'da gerçekleşecek. Militanlar Suriye'nin Dera şehrinde büyük miktarda askeri mühimmat bıraktı. Lavrov, İran'ın Suriye'den çekilmesini gerçekçi bulmuyor. Uruguay, 20 Nisan 1965'te 13.326 nolu kanunu kabul ederek 1915'te Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen kırımı tanıyarak Ermeni kurbanların anısına resmen saygıda bulunmuş oldu. Bu adımla Uruguay, Ermeni halkının dirilişine katkıda bulunma ve böylece ihmal ve inkarın karanlığından kurtulmasına yardım eden dürüstlük ruhuna sahip olmaktan gurur duyabilir. Uruguay böylece bu adımla daha sonra büyük ülkelerin de bu trajediyi insanlığa karşı bu suçu tanıyacağı yolu açtı. 100. yıl anması Papa Francis'in özel ayin düzenine göre gerçekleştirildi. Papa burada şu açıklamayı yaptı. İnsanlığımız geçen yüzyılda görülmemiş üç büyük trajediye tanık oldu. İlki genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı sayıldı. Bu ilk Hristiyan halk olan siz Ermeni halkını, ayrıca Katolik ve Ortodoks Süryanileri, Asurileri, Keldanileri ve Yunanlıları vurdu. 21. yüzyılda onun resmi olarak örneğin Fransa veya Almanya tarafından tanınması içeriğinde soykırım kelimesi açıkça kullanılmaktadır. 50 yılı aşkın bir süredir geçmesine rağmen Uruguay'ın 13.326 sayılı kanun formülasyonunun değiştirilmesini Batı Ermenistan büyük bir istekle arzulamaktadır. Çünkü 1894'ten 1923 yılına kadar birbirini takip eden Türk hükümetleri tarafından gerçekleştirilen sürekli kırım ve yerlerinden etme olayları soykırım karakteri taşımaktadır. Batı Ermenistan'ın bir şehri olan Van'daki Ahtamar Adası'na içme suyu sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. Kaynağın belirttiğine göre Kutsal Haç Ermeni Kilisesi'nin bulunduğu Ahtamar'da turizmi geliştirmek için adaya göl tabanından 4000 metrelik bir su borusu döşenecek. Projenin 5 milyon liraya mal olacağı bildiriliyor. Suriye hükümeti ile Birleşmiş Milletler'in mayın temizleme dairesi, kurtarılan toprakların mayından temizlenmesi konusunda Şam'da bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşmayı Suriye hükümeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, uluslararası örgüt adına ise mayın temizleme dairesi direktörü Agnes Markayu imzaladılar. Görüşme sırasında Miktat, Suriye ordusu ile müttefik güçlerin sivil toplumu kurtarmak için kurtarılan toprakların mayınlardan temizlenmesi işindeki büyük çabasına vurguda bulundu. Miktat ayrıca Suriye'nin uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu da belirtti. Markayu'nun sözlerine göre mayın temizleme dairesi Suriye liderliği ile birlikte yerleşim yerleri ve en muhtaç alanlarda mayından temizleme çalışmalarına başlamak için ortak analizler gerçekleştirecek. Avrupa Birliği İran'ın ve İran'ın nükleer programı doğrultusunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 5 aracı devletin Dışişleri Bakanları düzeyindeki görüşmesinin 6 Temmuz'da Viyana'da gerçekleşecek olmasını onayladı. Konuyla ilgili bu bilgi Avrupa Birliği'nin Dış Politika Servisi'nin açıklamasında yer aldı. İran'la ilgili anlaşmadan çekilen Amerika Birleşik Devletleri toplantıya davet edilmedi. Belgede İran'la ilgili kapsamlı ortak eylem planı doğrultusunda ortak komisyon toplantısının 6 Temmuz'da Viyana'da düzenleneceği, görüşmenin Avrupa Birliği'nin dışişleri ve güvenlik politikası kıdemli görevlisi Federica Mogherini başkanlığında gerçekleşeceği, görüşmelere Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın katılacağı belirtilmektedir. Suriye'deki Dera şehrinde radikal İslamcı militanlar büyük miktarda farklı türde ve kalibrede tonlarca askeri mühimmat ve ekipman bıraktı. Teröristlerin bıraktığı silah ve mühimmatın Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın diğer ülkelerinde üretildiği belirtildi. Kaynağın bildirdiğine göre radikal İslamcılar tarafından bırakılan bu ganimet, Suriye ordusunun askeri birliklerinin birinin askeri geçit töreni alanının tümünü kapladı. İran'ın Suriye'den ayrılmasını ve bölgedeki rolünü oynamayı bırakmasını beklemek gerçekçi değil. RIA Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre konuyla ilgili bu sözleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamasında ifade etti.
Ona göre Batı medyasında İran konusu çok basitleştirilmiş bir bağlamda tartışılıyor. Özellikle bakanın belirttiği gibi deneyimsiz okuyucular ve televizyon izleyicileri için İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği söyleniyor ve o zaman her şey yerinde oturacaktır deniyor. Lavrov açıklamasında bu kesinlikle gerçek dışıdır ve İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve daha birçokları gibi kilit ülkeler olmadan bölgedeki sorunların çözümünde başarı sağlanamayacağı açıktır vurgusunda bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmik Babyan tarafından seslendirilen Oror adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.